Merhabalar, programıma hoş geldiniz. Bir Sağlık Tadında programında bu haftaki konumuz adı tatlı, kendi hiç tatlı olmayan evlerden ırak bir konu işleyeceğiz. Evet, tabii ki merak ettiğinizi biliyorum. Bu haftaki konumuz çikolata kesti. Böyle çikolata falan olduğuna bakmayın, hiç tatlı bir şey değil. Yani evlerden ırak diyoruz. Gerçekten çikolata kesti nedir? Neden adı çikolatadır? Ve gerçekten kimlerde olur, olduğunu nasıl anlarız ya da olduğunda ne yapılır? Şimdi çikolata kisti dediğim gibi gerçekten hiç tatlı bir şey değil. Normalde kadınlar neydi? Her ay adet oluyorlardı. Daha önceki konularımızda işlemiştik. Kan nereye dökülüyor? Dışarı dökülüyor. Ama bazen bu normal dökülen endometrium dokusu dediğimiz rahmin iç tabakası gidip yumurtaların üzerine yerleşiyor. Ya da tüpün üzerine ya da karında, bağırsakların herhangi bir yerin, idrar torbasının üzerine bir yere yerleşiyor. Bu sefer dışarı dökülmesi gereken kan vücutta herhangi bir yere, yumurtaların üzerine dökülürse bunun adı endometrioma oluyor. Ya da işte vücutta herhangi bir yere dökülürse de endometriozis oluyor. Bu sefer ne oluyor? Kan burada birikiyor ve siyah, kıvamlı bir hal alıyor. Bu yüzden biz buna çikolata kisti diyoruz. Aslında tatlı bir şey değil. Peki neden bu kadar önemli ya da neden bu kadar sorun yaratıyor? Onun da nedeni şu aslında. Şöyle ki çikolata kisti bu koyu ve yoğun içeriğinden ve demir içerdiği için, hemosterin içerdiği için ne oluyor? Yapışkan bir kıvam alıyor. Ve bu yapışkan kıvam bütün iç organlarınızın yapışmasına neden oluyor. Yapışıklık bu sefer size ne sağlıyor? İşte önceden de bahsetmiştim. Düzenli adet görürken birden ne oluyor? Adetleriniz şiddetli ağrılı olmaya başlıyor. Büyük tuvaletinizi yaparken şiddetli bir ağrı hissetmeye başlıyorsunuz. Tamamen bağırsaklardaki yapışıklığa bağlı. Burada nodül dediğimiz sertleşen dokular oluşturuyor, fibrozise bağlı. Bu da sizi tabii ki olumsuz etkiliyor. Hayatınızı sıkıntıya sokabiliyor. Yani bu ağrı çok şiddetli bir ağrı oluyor ve gerçekten adet dönemleriniz sizin için bir kabusa dönüşüyor. Bu da tabii ki istenen bir şey mi? Yani hiçbir kadının arzu ettiği bir şey değil. Peki ne oluyor da bu rahimin iç tabakası gelip de yumurtalara ya da işte bağırsaklarınızın üzerine yerleşiyor? Aslında bunu biz de tam nedenini, kesin nedenini bilmiyoruz. İşte genetik etkileri var, çevresel etkileri var ya da işte hani pek çok etkilerinden bahsediyoruz bugün. Aşağı akan adet kanının bazen bir şekilde tıkanıklara, bir şeye bağlı olarak karın içerisinde akmasına bağlı olarak da burada hücrelerin taşınması ve gelip rahim iç tabaka hücrelerin buraya yerleştiği gibi pek çok teori var ama yani kesin nedeni aslında biz de bilmiyoruz. Peki çikolata kistimiz var. Ne yapıyoruz? Ya da çikolata kisti neye neden oluyor? İşte söylediğim gibi ağrılı adetleri oluyor genelde. Ya da işte herhangi karın ağrılarıyla geliyorlar. İşte geçmeyen kronik ağrılar. 6 ay, 5 ay ağrı kesici kullanıyor kadın. Şiddetli ağrıları var. Sürekli yediğinde rahatsız, büyük tuvaletinde rahatsız, adetlerinde rahatsız. Peki biz ne yapıyoruz? Genelde işte yani hemen de ameliyat etmek de istemiyoruz. Neden? Çünkü ameliyat kesin çözüm değil. Şimdi sağ yumurtalıktaki kistini aldınız. Sonra ne oluyor? Zaten buradaki endometrium rahim duvarı hücrelerini tamamen temizleyemediğiniz için ne kadar iyi temizleseniz bile burada kalabiliyor ve tekrar kistleşebiliyor. Ya da diğer yumurtalıkta çıkabiliyor. İşte bağırsakların üzerinde çıkabiliyor. Yani ameliyat da etsek kesin çözüm bulamayabiliyoruz. Peki biz ilaçlarla, işte bunun da bazı hormonal tedavileri var. Ne yapıyoruz? Adet siklusunuzu baskılıyoruz. Ve böylece adet siklusunuz baskılanınca ne oluyor? Rahim duvara dökülmeyeceği için bu hücrelerde baskılanmış oluyor ve bir süre için en azından yani tedavi olmuş gibi oluyorsunuz. Ama buradaki hücreleri öldüren, yani bu yanlış giden, göç eden hücreleri öldüren kesin çözüm var mı? Yani menopoza girdiğinizde zaten hormonlar ve yumurtlama döneminiz bittiği için bir rahatlık söz konusu oluyor. Ama aktif yumurtlama döneminizde maalesef ameliyatı da sıkıntı olan bir durum. O yüzden çok önemsiyoruz. Ve toplumdaki sıklığı da gerçekten her gün biraz daha artıyor. Eğer şiddetli bir ağrılı adetiniz varsa büyük tuvaletinizde yaparken ya da geçmeyen kronik, yani 6 ayın üzerinde bir sürekli karın ağrınız varsa mutlaka bundan şüphelenmek gerekiyor. Ultrasonda zaten biz bunun çikolata kisti mi değil mi olduğunu anlıyoruz. Çünkü onun görüntüsü kendisine spesifik ve buradan diyoruz ki bu çikolata kisti. Bazı kan parametreleri var, onlara bakıyoruz. Eğer ameliyatlık durumdaysa ameliyat için yönlendiriyoruz. Eğer ailenin bir çocuk istemi varsa ona göre bir tedavi planlıyoruz. Her çikolata kisti ameliyatlık tabii ki değildir. Peki kısırlığa neden olur mu? Benim böyle en çok gelen sorulardan bir tanesi, hastalarımın en çok sorduğu soru, kısırlık yapar mı? Kısırlık şöyle yapabilir. Bir, kendisi zaten yumurtalık içerisinde oluştuğu için, dediğim gibi bunlar çok yapışkan. Bu çikolatamsı yapısı yumurtaların içerisine çok yapışmasına neden oluyor. Ve böylece ne oluyor? Yumurtaların kendi normal fonksiyonları, kendi haline çalışmasını etkiliyor ve bozuyor. Bozunca tabii ki bu sefer sizin düzenli yumurtlamalarınız ya da işte hani döllenmenin olması bir şekilde engelleniyor. Çünkü sağlıklı bir yumurta atmanız, yumurtlamanız engellenmiş oluyor. Ya da kendisi ameliyat olduğunuzda da ameliyat sırasında kisti alırken de sağlıklı yumurtalarınızın bir kısmını alarak biz de ameliyata bağlı olarak kendi yumurtalarınıza da zarar vermiş olabiliyoruz. Yani ameliyat olsanız da olmasanız da yumurtalarınızı etkileyen maalesef bir yapısı var. Peki her çikolata kisti olan erken menopoza mı girer? Kısır mı olur? Ya da böyle bir sıkıntı yaşar mı? Tabii ki hayır. Sonuçta sizin iki yumurtanız var. Bir taraftaki kist, yani sadece bir tarafta olan kist illa diğer tarafta da olacak anlamına gelmiyor. Ve yani tedavi edip iyi bir hani doktorda iyi bir laparoskopi ile alınıp da gerçekten hani temizlenebildiği kadar temizlenirse çok sıkıntı da yaratmıyor. Tabii ki bu illaki bir kere ameliyat olduğunuz tekrarlamayacağı anlamına gelmiyor. Maalesef bazı insanlarda çok böyle agresif de seyredebiliyor. Çok böyle bağırsakları da yapıştırıp birbirine çok kronik ağrıya da neden olabiliyor. Peki böyle durumlarda ne yapmak lazım? Böyle durumlarda gerçekten bu konuda çok iyi doktorlara gitmek lazım. Bilgili olmak lazım ve gerçekten bu ağrıları çok hafife almamak lazım. Çünkü ameliyat sonrası yapışıklıklar açıldığında gerçekten bu ağrılarınızdan da çok rahatlamış oluyorsunuz. Peki yani bundan korunmanın bir yolu var mı? Aslında sağlıklı yaşamak, spor yapmak, çok kilo almamak, işte özel günlerde biraz daha dikkatli olmak belki bir nevi %100 korumasa da sizi daha böyle koruyabilir. Çikolata kistim var, erken menopoza gireceğim gibi bir durumda yok tabii ki. Yani bu herkes için geçerli bir şey değil, sık görülen bir şey de değil. O yüzden kaygı yaşamanıza gerek yok. Biz zaten hormon testlerinizi, işte yumurtalık rezervinizi, her şeyinizi değerlendiriyoruz. Eğer gerekliyse tüp bebek merkezlerine yönlendiriyoruz. Ama bunun hani kronik bir hastalık olduğunu, kesin %100 tedavisinin olmadığını bilmenizde fayda var. Çok ilginç. Bazen sinirleri, yani işte kasıktaki, bacaklardaki sinirleri bile tutabiliyor. Çok böyle agresif ameliyatlar gerekebiliyor. Kesinlikle kanser değil, kötü huylu değil. Çok nadiren altından, tabanından kötü huylu, hani kanser şeklinde de çıkabilse de bu kistlerden genelde kötü huylu değil. Ama hani bu sarmaşıklar olur böyle. Çok istemezsiniz ama gelir bahçenize sürekli bir yerlere sarar. Ben de onlara benzetiyorum. Siz bir yerden temizleseniz de diğer yerden tekrar çıkabiliyorlar. İnsanın, yani kadının hayatını gerçekten çok sıkıntıya sokabiliyorlar. İlaç tedavisinde biz neler veriyoruz? İşte genelde hormon tedavisi veriyoruz ve böylece hani daha önce de bahsetmiştim işte ilk başta. Bu yumurtalıkların yumurtlama olayını baskıladığımız için bunlar ne oluyor? Baskılanmış oluyor. Ve sürekli rahim içerisi tabakası dökülmediği için ne oluyor bu sefer? Vücuttaki dağılımları, böyle şeyleri, dökülmeleri azaldığı için siz biraz daha rahatlamış oluyorsunuz. Ama bir kadın hayatı boyunca hormon kullanabilir mi? Tabii ki bunun yan etkileri de var. Bu sefer adet düzensizliği ya da işte ara lekelenmeler dediğimiz bazı şikayetler de görebiliyoruz. Bu da kadınların çok hoşuna gitmeyebiliyor ve ilaç düzeninde sıkıntı yaratabiliyor. Genelde ortalama 6 ay gibi bir süre kullanıyoruz. İşte hastayla sonrasında tekrar konuşuyoruz. Diyoruz ki hani eğer memnunsan bir süre daha devam edebiliriz. Memnun değilsen de işte tekrar konuşabiliriz. Yani ameliyat olduğunuz kesin bitti gibi bir hisse kapılmayın. Mutlaka kontrollerinize devam edin. Tekrar gidin. Çünkü bu kesin biten bir hastalık maalesef değil. Çikolata kistiniz var. Herhangi bir yerde bir yapışıklığınız var. temizlendi, bitti. Çok böyle profesyonel biri bile yapsa sonra tekrarında yine çıkabilir. Çünkü bu hücresel bir olay. Gözle görmüyorsunuz. Bir hücre gidip bir yere yerleşiyor. Sonra oraya dökülmeye başlıyor. Bu rahim içi duvar hücresi. Sonra orada döküldükçe ne oluyor? Bu kan orada birikiyor ve yapışkan bir hal alıyor. Bazen bağırsağın üzerine gidiyor. Bazen yumurtalara gidiyor. Bazen tüpleri yapıştırıyor. İdrar torbanızın üzerine gelip ağrılı idrar yapmanıza bile neden olabiliyor. Bağırsaklara yapışıp ne oluyor? İşte büyük tuvaletinizi yapar şiddetli bir ağrı hissediyorsunuz ya da belki hiç yapamıyorsunuz. Yani hatta yani literatürde yani gösterilmiş akciğerlerinize gelip yerleşebiliyor. Burnunuza gelip yerleşiyor. Her ay adet olduğunuzda burun kanaması geçiriyorsunuz. Ya da gözünüze yerleşiyor, gözünüz kanıyor. Yani her yere gidebilen hücreler bunlar. Gezmeyi çok seviyorlar ama Allah'tan herkes de gezmiyorlar. O yüzden de hani çikolata kistim var, ameliyat oldum, bitti. Ya da çok ağrılı adetim var ama hiç önemsemiyorum. Böyle durumlar tabii ki olmamasında fayda var. Eğer ağrılı adet görüyorsanız ve bu sonradan başladıysa mutlaka şüphelenin. Adet olduğunuzda burnunuz kanıyorsa ya da herhangi bir yerinizde adetle başlayan şiddetli bir ağrı varsa bilin ki orada belki bir kanama odağı olabilir, bir çikolata kisti ya da ona benzeyen endometrioz dediğimiz yapışıklık olabilir. O yüzden şüphelenmekte ve bir doktora adım atmakta fayda var. Çünkü bu zamanla çok ilerleyebiliyor ve çok daha fazla yapışıklığa neden oluyor. Yani çikolata kisti insan hayatını, kadın hayatını çok etkilediği için ve çok ağırlı bir durum olduğu için de çok önemsiyoruz. Sadece adı tatlı, kendi hiç tatlı değil, evlerden ırak diyoruz. Ve gerçekten çikolata kisti duyduğunuzda böyle çok sempatik gelse de kendisinin hiç sempatik olmadığını bilin. Ve eğer kendinizde ya da böyle yakınlarınızda bu tür tanılar varsa mutlaka şüphelenmenizde fayda var. Bu haftaki Sağlık Tadında programında da çikolata kistini dinledik. Eğer kafanızdaki sorulara cevap bulabildiysem benim için ne mutlu. Umarım her şeyi yanıtlamışımdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere.